Evet, İYİ Parti ile devam edelim şimdi. İYİ Parti'de seçim sonrası sular durulmuyor. İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP ile ittifak yapmasını isteyen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu partisinden istifa etti. Son ayrılık haberi Akşener cephesinden geldi bu arada. Akşener'in basın müşaviri Murat İde sürpriz şekilde görevden alındı. 2019 seçimlerinde olduğu gibi 2024 seçimlerinde de aynısı olacaksa biz hiçbir şekilde CHP ile ittifak yapmayalım. Ya kendimiz müstakil olarak seçimlere girelim ya da diğer sağ partilerle ittifak yapalım. CHP ile değil ama AK Parti ve MHP ile ittifak yapabiliriz demişti. İttifak olmadı, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Biz ki aynı tabandan olan insanlar, partiler neden bir araya gelemiyoruz? Niye bu kadar insanları korkutuyor? İttifaksız seçim kararı İYİ Parti'de krize neden oldu. Katıldığı canlı yayında AK Parti ve MHP ile yerel seçimlerde ittifak yapabiliriz diyen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu istifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu. İYİ Parti ile genel seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum. Parti içinde tartışmalar devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifaka sıcak bakan isimlere bir kez daha rest çekti. İki yumruk arasında sıkışmış milletimizi bu işten kurtarmak için, üçüncü bir seçenek ortaya koymak için yerel seçimlere İYİ Parti olarak hür ve müstakil olarak yalnız başımıza gireceğiz. Nebi Hatipoğlu'nun istifasıyla İYİ Parti'nin meclisteki sandalye sayısı da 43'e düştü. İYİ Parti'de bir ayrılık haberi bu kez Akşener cephesinden geldi. Partinin kurulduğu günden bu yana Akşener'in basın danışmanı Murat İde'nin görevine sürpriz şekilde son verildi.